Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün yapımı çok kolay olan, küçük büyük herkesin damağına hitap eden harika bir ana yemek tarifiyle karşınıza geldim. Kıymalı çökertme kebabı yapacağız hep birlikte. İlk olarak patateslerimin kabuklarını soydum. 4 orta boy patates kullanacağım. Onları da mümkün olduğunca ince ince dilimleyeceğim. Siz de o şekilde dilimlerseniz yapmış olduğunuz çökertme kebabı inanın çok daha nefis olacak. Patatesler çıtır çıtır olacak arkadaşlar. Şu şekilde çok ince ince. Size de göstereyim inceliğini dilimlerimin. Normal patates kızartması gibi değil de çok daha ince olacak şekilde. Dilimledim. Hemen burada hazırlamış olduğum suyumun içine bırakıyorum. Orada kalacak bir 10 dakika kadar nişastasından arınsın istiyorum. Ondan sonra da kızartma işlemine geçeceğim. Bütün patateslerimi bu şekilde dilimlemeye devam edeyim. Patateslerimi dilimleme işim bitti. Hemen şimdi patateslerimi süzeceğim, güzelce yıkayacağım. Kuruduktan sonra da artık kızartabiliriz. Patatese tuz ilave etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yağım kızmaya başladı. Çok fazla sıçraması için şimdiden bıraktım. Patateslerimin kızarma oranı gayet iyi. İyice kızartmaya hiç gerek yok. Altın sarısı rengini aldı mı artık tavamızdan çıkartabiliriz. Hemen peçete sermiş olduğum genişçe bir tabağıma alıyorum patateslerimi. Rengini görüyorsunuz. Patatesimin kalan kısmını yine tavaya attım diğer ocakta kızarırken. Ben de tavama 400 gram kadar orta yağlı kıymamı aldım. Ben dana kıyması kullandım. Güzelce onu bir kavuracağım şimdi. Önce tabii ki kıyma suyunu bırakacak. Daha sonra bıraktığı suyu tekrardan geri çekecek ve biz ondan sonra diğer işlemleri yaparak devam edeceğiz. Özellikle tahta kaşığın alt kısmını bastırarak kavuruyorum ki kıyma çok daha güzel, çok daha lezzetli kavrulsun istiyorum. Kavrulan kıymamın üzerine 5 yemek kaşığı kadar, yani yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı bıraktım. Kavrulan kıymamın üzerine sıvı yağ döktükten sonra da 1 orta boy soğanı yemeklik doğradım. 1 adet yeşil biberim vardı, onu da yine yemeklik doğradım. Biraz da bu şekilde kıymayla sotelenecek. 1 adet domatesimi de minik minik yine doğradım. Dilerseniz hazırlamış olduğunuz domates sosu varsa onu da kullanabilirsiniz. O da çok nefis bir lezzet verir. Hatta o daha çok güzel olur. Haliyle kış domateslerinin çok lezzeti yok arkadaşlar. Bir
tatlı kaşığı kadar da salçamı ilave ediyorum. Biraz böyle salçanın kokusu çıkana kadar kavrulsun. Sonrasında da baharatlarımı ilave edeceğim. Baharat olarak da bir çay kaşığı kadar karabiber, bir çay kaşığı kadar şöyle pul biber, bir çay kaşığı dolusu şöyle tuzumu ilave ediyorum. Birazcık da şöyle göz kararı kekik ilave ettim. Baharat bunlar. Siz damak tadınıza uygun bir şekilde kullanabilirsiniz dilediğiniz baharatı. Bir çay bardağı kadar da ılık su ilave ettim. İki dakikada altını kısacağım ocağımın. Böyle pişecek. Sonrasında kıymalı harcım hazır çökertme kebabı için. Çökertme kebabında ilk olarak patateslerimi servis tabağıma yerleştirdim. Üzerine yoğurdumu şöyle kaşıkla gezdiriyorum. Dilerseniz sarımsaklı, dilerseniz sarımsaksız, nasıl tercih ederseniz. Ama çökertme kebabında yoğurt illaki olmalı. Bir kase kadar yeterli gelecek. Yoğurdumun üzerine de hazırlamış olduğum kıymalı harcımı yerleştiriyorum. Bu arada harcım bayağı ılıdı arkadaşlar. Sıcak dökersek yoğurt kesilebilir. Harika bir kıymalı çökertme kebabı oldu. Üzeri içinde şöyle birazcık maydanoz serpiştirdim. Yapımı çok kolay, oldukça da lezzetli olan çökertme kebabını ben bu şekilde yapıyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Deneyenlere, yapacak olanlara şimdiden afiyetler olsun diyorum. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.